Merhabalar, ben Zekeriya Samet Şentürk. Ben bu sefer de bir video yayınladım. Önceki videoda kan içeriyordu. Evet, süper güçlü iki hayvan tasarlamışım ama burada doğa hayvanlar yapıyorum. Bu sefer de ise Birleşik Krallık'tan gelen The Spectator Y21'in yaptığı proje olan 20 milyon yıl sonra için tasarladım. İki fan yapımı mı hayvan yaptım. Fan yapımı bir eserin yani kanon olmayan şey denilir. Aha da bunun gibiler. İlk olarak şu attan başlamak istiyorum. Evet. Burada gördüğünüzde o kapıya benzettiriyorum. Evet. Burada yeşil tane ayakları var. Evet. Aslında bunlar şöyle söyleyeyim. Atlar tek toynaklılar. Yani Perissodactyla takımından geliyorlar. Özellikle Equidae, yani atgiller familyasından geliyor. Ayrıca burada yaşayan iki soy daha var. Gergedanlar ve tapirler. Gergedanlar dünyanın en büyük ikinci karası hayvanları iken günümüzde. Tapirler ise bir tür dışında, o da Malezya'da yaşıyordu sanıyorsam, Asya'da yaşıyordu. Üç türü, evet, üç türü Amerikalarda yaşayan bir hayvan cinsiydi. Ama önceki milyonlarca yıl önce de çeşitliydi. Mesela duymadığınız bir hayvan grubu daha vardı. Chalicophyre'lar. Evet. Bir videoda onun paleoartını çizeceğim ve paleoartın ne olduğunu anlatacağım. Evet. Şimdilik o videoda anlatmayalım. Burada anlatalım. Bu gördüğünüz ise turuncu dilli ok atı. Evet, ok atıyla aynı ama bu sefer de zürafalarla yakından bir alakası olmayan, sadece yakınsak evrim geçirmiş bir tür. Ben de sizlere Kücü'nün yaptığı o videoyu kopyalayacağım ve o videoyu izleyeceksiniz yani. Çünkü yakınsak evrim ne olduğunu öğreniniz. Burada aslında daha çok okapiye benzemesi onun yakından akrabası değil, aksine yakınsak evrim geçirdiğini gösteriyor. Hadi o türün adıyla başlayalım. Johnstone, Negus, Phalophagus. Anlamı da Johnstone'un yaprak yiyen atı. Evet. Okapi'nin birim sırada da Okapia Johnstone'iydi. Evet. Ama her hayvan türü gibi Okapilerin de nesli tükenecektir. İnsanlar dahil, bunlar da dahil, tüm hayvanların nesli maalesef tükenecektir. Onlar genellikle Güney Amerika'da yaşarlar. Evet, onlar Afrika'da yaşamazlar. Bu kapiler de tıpkı zürafalarda olduğu gibi yalnızca Afrika kıtasına özgüdür. Daha doğrusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeybatısına endemiktir. Bu tür kahverengi bir kürge sahiptir ve zebraya benzeyen ayaklara da sahiptir. Bu türün de ismini almasının sebebi dili. Bir sebebi ise küçük böcekler sayesinde. O böcekler yaprakları daha da kolay yemesi için evrimleştirdi. Çünkü onun yediği yapraklar gerçekten zehirlidir. Evet, zehirli yapraklarla yiyen bir otobur. Çok çılgınca. Ve o dilini alıp yiyor. Ve bu onun için hoş bir şey. Evet. Bu Perissodactyl hayvandı. Bu hayvanın kendine özgü özellikleri var. Uzun bir kuyruğu, zebra gibi ayakları, yeşil toynakları ve turuncu dili var. Ve sıradaki hayvana gelmek üzere. Bu hayvan. Evet. Ortak kız faresi. Bu aslında farelerle hiçbir yakından akrabası yoktur. O aslında önceden günümüzde, yani günümüzde düşünüyorum. Günümüzde Güney Amerika'ya tanıtılan istilacı Firavun farelerinden geliyor. Evet, Firavun farelerinden. Onlar farelerle hiçbir yakından akrabası yoktur. Evet, fareler kemirgendir ama Firavun fareleri ise kedigillerle daha yakından akraba. Yani onlar öyle küçük dişi
Küçük hayvanlar değiller. Bunlar yırtıcılar. Hatta şöyle videolarda izlemişsinizdir. Yılanları bile öldürdüğünü de söylüyor. İşte ortak kız faresi de Firavun farelerin soyundan gelen bir tür. Anlamı ise yaygın yeni Firavun faresi. Yani Neomustelis vulgaris deniliyor. Bunlar Neomustelis cinsine ait çok sayıda türden biri. Neomustelis ise sadece Güney Amerika'ya özgü olan Firavun farelerin bir cinsi. Evet. Öyle. Kızıl kafası yalnızca erkeklerde gözüküyor. Burada bir dişi çizemedim. Affedersiniz ama sorun yok. Dişiler ise erkek ortak kız farelerinden biraz daha büyüktür. Ayrıca bu türlerde şöyle söyleyeyim. Bu türler elektrikli yılan balığı soyundan gelenleri kolaylıkla yerler. Çünkü elektriğe karşı hisler geliştirmiştir. Hatta bu türde tıpkı köpeklerde olduğu gibi deprem hissederler. Devrimi önceden hissederler. Evet. İlginç bir bilgi ama köpekler devrimi hissederler. Hatta önceden hissederler. Ve bakarsanız eğer köpekte böyle havlamalar çıkıyorsa kesinlikle ama kesinlikle bir depremin geleceğini habercisi aslında. İşte ortak kız fareleri de bunu yapıyor. Ve gerçekten bu hayvanlar da kendine özgü özelliklere sahip. Ama bunlar gerçek olmadığı için bunlar yalnızca kurgu. Bir sonraki videoda belki de o anlattığım Challenge of Fear denilen o goril benzeri tek tırnakları anlatacağım. Görüşürüz. Siz daha iyi ki varsınız.